Sayın seyirciler, şimdi devam ediyoruz kaldığımız yerden. Az önce Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Bölümünden Profesör Doktor Ufuk Can hocamız uzaktan bağlantıyla bize katıldı ve bugün Dünya İlmi Günü, bugüne dair, ilmeğe dair bazı detayları paylaştı. Şimdi daha fazlasını Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Bölümünden Profesör Doktor Bijan hocamızla konuşacağız. Bijan Nazlı ile birlikte. Aynı zamanda Bijan hocamız Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği üyesi. Ve soracağımız çok konu var aslında. Tedavisi, koruma yöntemleri. Mesela ilmeden kendimizi koruyabilir miyiz? İlmenin sonrasında neler yapabiliriz? İlme hastalarının yasal hakları neler? Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği bu konuda neler yapıyor? Yani konuşacak pek çok başlık var. Mesajlar, fikirler varsa Twitter'dan ve de WhatsApp'tan beklediğimizi bir kez daha söyleyelim. Hemen devam ediyoruz. Bijan hocam günaydın, hoş geldiniz. Günaydın, merhabalar. Merhaba, nasılsınız hocam? Teşekkür ederim, siz de iyisiniz inşallah. İyiyiz, iyi olmaya çabalıyoruz bu süreçte. Size de kolay gelsin diyelim, bir sağlık çalışanı olarak zorlu süreçlerden, zorlu zamanlardan geçiyorsunuz. Umarım Doğru. biraz önce bu dertlerden kurtuluruz. Bugün Dünya İlme Günü. Konuşacağımız konu oldukça önemli. Az önce Bijan Ufuk Hoca ile biraz bahsettik ama daha çok başlık sizinle konuşmamıza kaldı. Bugünden bir başlayalım hocam. Neden böyle bir günü, bir gün var? Önemi nedir? Ardından soracağım birkaç başlık var. Onlarla devam edeceğim. Bugünü İlme Farkındalık Günü olarak kabul ediyoruz. İlme tüm dünyada kalp hastalıkları ve kanserden sonraki en önemli ikinci ya da üçüncü ölüm nedeni. Elimizde 2016 yılı verileri var. 2016 yılında 40 bine yakın hastamızı ilme ya da ilmeğe bağlı komplikasyonlar nedeniyle kaybetmiş bulunmaktayız. Bu da hocam sayı bir daha söyler misiniz? Tam anlayamadım. Ülkemizdeki en önemli ikinci ya da üçüncü ölüm nedeni olarak karşımıza çıkan bir sorun ilme. O nedenle biz toplumda ilme farkındalığını arttırmak istiyoruz. Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği olarak. Bugün de o nedenle vurgulamak istedik. Buradaki temel hedef hem toplumun ilme konusunda bilgilenmesini sağlamak, ilmenin ülkenin her köşesinde etkin bir şekilde tedavi edilebiliyor olması aslında bizim temel hedeflerimizden bir tanesi. Bugün özellikle vurgulamamızdaki hedef de hem toplumda farkındalığı arttırmak ama kendi meslektaşlarımız için de bir takım eğitim seminerleri düzenlememin yanı sıra toplumu bilgilendirici faaliyetlerimizin de olduğunu söyleyebiliriz. Bu yılda biz bu farkındalığı arttırmak için görülebiliyor mu bilmiyorum. Hayata hocam tutun, biraz daha yukarı, biraz yukarı evet, kaldırırsanız şu an evet. net görünüyor. Hayata tutun, ilmeden korun başlığı altında bir kitapçık yayınladık. Bu kitapçıkta da hasta ve hasta yakınları ilmeyle ilgili akıllarındaki bütün sorulara cevap bulabilecekler. Yani bugünün özellikle vurgulanmasının temel hedefi toplumda ilme konusundaki farkındalığı arttırmak olduğunu söyleyebiliriz. Hocam bizim de soracaklarımız var, merak ettiklerimiz var tabii ki. Az önce Ufuk Hoca ilme nedir, ilmenin risk faktörlerinden bahsetti. Sizinle ben tedavi ve koruma tedbirlerinden başlamak istiyorum. Böyle başlık başlık gidelim. Bize anlatır mısınız tedavisi, koruma yöntemleri nedir? Şimdi önce tedaviden başlayacak olursam erken dönemde uygulanan bazı tedavilerimiz var. Bunlardan ilki damardan uygulanan intravenöz trombolitik tedavi dediğimiz bir tedavi yöntemi. Bu akut iskemik ilmenin yani tıkayıcı damar hastalığı olan hastalarımızda ilk 4,5 saat içerisinde uygulanan bir tedavi. Burada hedef damarı açmak, bebeğinin beslenmesini sağlamak. Bu tedavide zamanın çok önemli olduğunu biliyoruz. Aslında ilmenin erken döneminde zaman son derece önemli faktörlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Eğer bu zaman sürecinde geçirirseniz bu tedaviyi uygulama şansını kaybediyorsunuz. İlmenin ilk 4,5 saati içerisinde diyoruz ama ilk 1 saat içerisinde uyguladığımız zaman bu tedavinin şansının çok daha yüksek olduğunu görüyoruz. Bu nedenle de bizim vurgulamak istediğimiz bir takım noktalar var Türk Beyin Damar Hastalığı Derneği olarak. Bu da her zaman hastalarımız ya da hasta yakınlarının bir ilme semptomuyla karşılaştıklarında 112 aracılığıyla acil servislere gelmeleri. Yani kendi özel araçlarıyla hastanelere gelmekten biraz imtina etsinler. Çünkü tüm dünyada gösterilmiş ki eğer acil servislere 112 aracılığıyla başvuruyorsanız size acil ekibi çok daha erken dönemde müdahale ediyor. Bir de bunun yanı sıra ilme tedavisi aslında ambulansta başlıyor. Bir takım girişimler ambulansta yapılıyor.
Yani işte kan basıncına bakılması, solunum sayısı gibi gidilen hastane önceden bilgilendiriliyor. Bir de bu özel tedaviler bazı hastanelerde yapılıyor. 112 ekip de bu tedavilerin uygulandığı merkezleri biliyor. O nedenle de hem hastaları o merkeze götürüyor hem de gidilen hastane önceden haberdar edildiği için de orada ekip gelen hastayı bekliyor. O nedenle de yani burada zamanın önemli olduğunu, 112 aracılığıyla acil servislere başvurmanın da hayati olduğunu söyleyebiliriz. İlk 4,5 saat içerisinde başvuran hastalar eğer kriterleri karşılıyorlarsa bu tedaviyle hedefimiz damarı açmak ve beynin beslenmesini arttırmak. Bir de ikinci bir yöntemimiz var. Bu da ilk 6 saat içerisinde başvuran hastalarda uyguladığımız bir tedavi. Eğer damarlarında bir tıkanıklık varsa kasıktan bir kateter aracılığıyla girilerek beyin damarlarına ulaşılıyor ve oradaki pıhtı çekiliyor. Tabii bu biraz komplike bir tedavi. Bunu uygulayan ekibin ve bunu uygulayacak hastanenin de altyapısının ve teknolojik donanımının da yeterli olması lazım. Onun için 112'yi burada her zaman vurguluyoruz. Çünkü 112 bu hizmeti veren hastaneleri biliyor ve hastaları direkt olarak o merkezlere gönderiyor. Burada zamanın çok önemli olduğunu söyleyebiliriz. Bazen hasta yakınlarının evde zaman kaybettiğini biliyoruz. Biraz bekleyelim belki düzelir. Uyursam belki gece uyandığımda giderim. Ya da bu hafif bir şey belki biraz birkaç saat içinde düzelir gibi bir takım zaman kayıplarına neden olabiliyorlar. Aslında bu tip bulgular ortaya çıktığı zaman işte kolda bacakta güçsüzlük, konuşma bozukluğu, dilde pertekleşme, görme bozukluğu bunları ciddiye almak lazım. Böyle geçmesini falan beklemeden en kısa süre içerisinde acil servislere bu hastaların ulaşmasının sağlanmasının tedaviye başlanması açısından da hayati olduğunu söyleyebiliriz. Böyle etkin tedaviler var. Ama tabii bazı her hastaya da uygulanmıyor. Çünkü bunun bir takım net kriterleri var. Bunlar etkin tedaviler olmalarına rağmen aslında tabii komplikasyonları da var. Bunların beyin kanamasına neden olma riskleri de taşıdığını biliyoruz. O nedenle her zaman uygun hastalar seçiliyor. O da bir değerlendirme süreci. Bu hastalar acil servislere geldiklerinde çok detaylı incelemeler yapılıyor uygun olup olmadıkları yönünde. Bu da bir zaman alıyor. O nedenle de yani vurgulamak istediğimiz nokta bir inme belirtisi ortaya çıktığı zaman hastaya da hasta yakınlarının en hızlı sürede 112 ile irtibata geçmeleri. Ondan sonrası zaten kendiliğinden yürüyor. Yani önemseyeceğiz hocam bir belirti olduğu zaman anlattığınız belirti. Belirti evet. Düzelse bile belirtiyi önemseyeceğiz. Çünkü buna geçici iskemik atak diyoruz. Yani kısa sürede düzeliyor ama bunların arkadan tekrarlama riskleri de var. Bazen öyle tablolar olur ki hastaların ortaya çıkan kol ve bacağındaki güçsüzlük 5-10 dakika içerisinde geçer. Hastalar daha düzeldi diye çok üstünde durmaz ama bunlar da önemli öncül belirtilerdir. Bunları dikkate almak ve hastaları bu dönemde de acil servislere mutlaka yönlendirmek gerekir. Hocam acil servisin öneminden bahsettiniz. Şimdi burada ekipman, sağlık çalışanı ve hastanenin donanımının iyi olması gerekiyor anladığım kadarıyla. Türkiye'de yeteri kadar acil servisler bu konuda yeterli midir? Evet, birçok acil servis yeterlidir. 112 hangi, mesela büyük şehirlerde hangi hastanelere gidileceği zaten bilinir. Küçük şehirlerimizde de bu konuda bir altyapı ve donanım var. Yani böyle bir şey olduğu zaman mutlaka 112 aracılığıyla acil servise gidilmesi yeterli olacaktır. Ondan sonrası zaten kendiliğinden gelir. Önceliğimiz hususi araçtan önce ziyade ambulans. Evet, tamam hep ambulansla. İlk değerlendirme her zaman ambulansta yapılır ve tanı orada konur ve olayın aciliyeti belirlenerek gidilen hastane önceden bilgilendirilir. Bu son derece önemlidir. Ya türlü vakit kaybı. Hocam peki korunma tedbirleri korunabilir miyiz mesela inmeden öncesinde? Nedir bunlar? Var mıdır? Tabii ki vardır. Aslında inmedeki risk faktörlerini iki grupta değerlendiriyoruz. Bunlardan biri değiştiremeyeceğimiz risk faktörleri. Mesela yaşımızı, ırkımızı, cinsiyetimizi, genetik yapımızı değiştiremeyiz. Hı-hı. O nedenle de bunlara yönelik çok fazla bir şey yapmak, bilmek mümkün değil. Ama biz hekimler olarak değiştirebileceğimiz risk faktörleri üzerinde çok duruyoruz. Bunların başında da her zaman hipertansiyon gelir. Hipertansif hastalarda hem tıkayıcı hem kanayıcı inme riski oldukça artmıştır. Mesela tansiyonu regüle ederseniz, normal değerlere indirirseniz inmeden korunmada etkin bir önlem almış olabilirsiniz. Diğer bir nedenin kan şekeri olduğunu görüyoruz.
Diyabetiklerde kontrolsüz kan şekeri olan hastalar eğer uygun tedavilerle kan şekeri normale indirilirse bu hastaların da inme riskinin belirgin derecede azalabileceğini ifade edebilirim. Başka birçok risk faktörü aslında elimizde kontrol altında tutabiliriz. Bunların başında da sigara geliyor. Mesela sigara inme riskini iki kat arttırır. Sigarayı bıraktırmak bile inme riskinde belirgin bir azalmaya neden olur. Aynı şeyi bir alkol için de söyleyebilirim. Alkol de inme gelişimi açısından ciddi bir risk faktörüdür. Burada tabii ki önemli diğer bir risk faktörünün her zaman obezite olduğunu söylemek lazım. Çünkü aşırı kilo hastalarda hem kan şekerini hem kan yağlarını, bunun yanı sıra tansiyonu da arttırır. Eğer hastalar ideal kiloya inebilirlerse inme risklerini belirgin derecede azaltırlar. Beslenme ve diyetin önemli olduğunu görüyoruz. Bu da inme riskini belirgin derecede arttırır, azaltır. Egzersizin önemli olduğunu söylüyoruz. Günde en az 30-45 dakika tarzındaki böyle herkesin kendi durumuna uygun hafif egzersizler, bu yürüyüş olabilir. İnme riskinde belirgin azalma sağlar. Böyle yani önlemini alabileceğimiz birçok faktörle inme riskini olabildiğince azaltabiliriz. Bu biraz da kendi elimizde, bir yaşam tarzı değişikliği de tabii ki burada kıymetli olacaktır. Hocam riski ortadan kaldıramayız tamamen ama azaltmamız mümkün evet, bunlarla. Azaltmamız mümkün, evet. Hocam obeziteye bir kez daha değinmenizi rica edeceğim. Çünkü bizde şöyle bir algı var. Sizin yani sağlık çalışanlarının, uzmanların nasıl baktığını biliyorum obeziteye ama vatandaş tarafından, halk tarafından bakış sadece bir görünüş olarak obezite çok rahatsız edici evet. bulunuyor ama bunun arkasında farklı etkiler de var. Mesela vücutta yağlanma. Nasıl tetikliyor evet. inmeyi? Biraz daha vurgular mısınız bana bu noktayı? Evet, obez hastalarımızda hem kan şekeri yüksek oluyor, hem tansiyon yüksek oluyor, hem de kolesterol düzeyleri yüksek oluyor. Bunların hepsinin ateroskleroz diye tanımladığımız beyin damarlarında yağlanmaya, darlıklara ya da tıkanıklıklara neden olduğunu görüyoruz. Şimdi inmeyi zemin hazırlayan faktörlere baktığımız zaman boyun, yani özellikle tıkayıcı inmelerde, boyun ya da beyindeki damarlardaki aterosklerotik değişikliklerin inmenin gelişimindeki temel faktörlerden biri olduğunu görüyoruz. Şimdi eğer obezite de bunlarla çok direkt ilişkili, yani aterosklerozu direkt anlamda tetikleyen bir faktör. O nedenle de eğer kilo kaybımızı, kilo artışımızı kontrol altına alıp kilo kaybı sağlayabilirsek, mesela %10'luk bir kilo kaybının bile vücut ağırlığınızda son derece olumlu etkileri olduğunu göreceksiniz. Hem kan şekerinizi, hem tansiyonunuzu, hem kolesterolünüzü, obezite kilo artışının yanı sıra diğer faktörleri de tetikleyerek inme riskini artıran bir faktör. O nedenle de çok fazla üstünde duruyoruz. Hedefimiz her zaman ideal kiloya inmek. Hani bunu sağlayamıyorsak da en az yakınlarında bir yerde bulunmak. Burada da birçok faktörle bunu kontrol altına alabiliriz. İşte dediğim gibi beslenme olabilir, egzersiz olabilir. Ama diyetin her zaman burada önemli olduğunu söyleyebiliriz. Ama bunun yanı sıra tabii obez hastalarda ilaç tedavisiyle de mesela kolesterol düşürücü ilaçlar, kan şekerine yönelik tedavilerin yanı sıra tansiyonun da kontrol altında tutulması gerekli. Obezitenin önemini vurguluyoruz. Hocam ilminin erken dönem ilaç tedavisi var galiba. Evet, onu biraz önce söylemiştim. Yani ilk 4,5 saat içerisinde başvuran hastalarda intravenöz trombolitik tedavi diye bir tedavi uyguluyoruz. Bu damar açıcı bir tedavi. Burada hedef damarın açılması ve beynin beslenmesinin arttırılması. Ama bu tedavinin de tabii kendine göre bir takım riskleri var. Yani siz damarı açmaya ve kan akımını arttırmaya çalışırken aynı zamanda bir kanamaya da zemin hazırlayabilirsiniz. O nedenle de burada hasta seçiminin son derece önemli olduğunu görüyoruz. Böyle uzun listelerimiz var. Onları hızlı bir şekilde hastayı değerlendirirken yanlarına çek atıyoruz. Uygun mudur, değil midir diye. Eğer uygunsa ilk 4,5 saat içerisinde bu tedavileri uyguluyoruz. Ama tabii erken dönem tedavisinin yanı sıra yani erken dönem geçtikten sonra uyguladığımız ciddi tedaviler de var. Onların da seyir üzerine olumlu etkiler oluşturduğunu da söyleyebiliriz. Peki hocam bir inme yaşandı. Sonrasında ne tür incelemeler yapılıyor inme üzerinde, belirtiler üzerinde? Şimdi şöyle söyleyebilirim. İnmeli bir hasta acil servise geldikten sonra zaten biz o hastalığı hızlı bir şekilde değerlendiriyoruz. Burada bir beyin tomografisi çekilmesinin yanı sıra BT anjiyo diye ifade ettiğimiz beyin damarlarını gösteren bir tetkikle de damarların durumunu değerlendiriyoruz. Ama bu hani kasıktan gerilen, biraz hastalarımızın korktuğu türde bir anjiyo değil, koldan verilen bir radyo opak maddeyle beyin damarlarını inceleme imkanına sahibiz.
Ya ilk saatlerden itibaren de özellikle beyin damarlarında bir tıkanıklık, darlık, aterosklerotik değişiklik olup olmadığını değerlendiriyoruz. Ve buna da göre de erken tedavimizi başlıyoruz. Ama tabii her şey burada bitmiyor. Esas bundan sonraki aşama da önemli. Ondan sonra hastalarımızı servise yatırıyoruz. Ve inmeyi zemin hazırlayan faktörün ne olduğunu ortaya koymaya çalışıyoruz. Bizim en korktuğumuz şey inmenin tekrarı. Bu erken dönemde tekrar edilebildiği gibi uzun vadede de ortaya çıkabilir. O nedenle de inmeyi zemin hazırlayan faktörün ne olduğunun net bir şekilde ortaya konulması lazım. O nedenle de hızlı bir şekilde servise alıp yatırdığımız ya da inme ünitesine ya da nöroloji yoğun bakıma yatırdığımız hastalarda kan tetkikleri yaptırarak işte bu kolesterol, şeker değerlerine ve diğer parametrelere bakıyoruz. Ondan sonraki aşamada biraz önce söylediğim gibi BT anjiyo çektirebildiğimiz gibi hastalarımızın bir bölümünü MR anjiyo diye tanımladığımız, gene koldan radyoopak madde verip beyin damarlarını değerlendirdiğimiz bir tetkik var. Bunun yanı sıra inmenin önemli bir nedeni de kalp hastalıkları. Bunu da vurgulamak isteriz. Hem kalp kapak hastalıkları hem de kalpteki ritim bozuklukları da önemli faktörlerden bir tanesi. İskemik yani tıkayıcı inmelerden. Kalpten kalkan bir pıhtı gidip beyindeki damarı tıkayabiliyor. O nedenle de kalpten kaynaklanan bir nedenin mevcut olup olmadığını ortaya koyabilmek için de hastalara ekokardiyografi dediğimiz kalp ultrasonunu mutlaka yaptırıyoruz. Bunun yanı sıra ritimde bir problem var mı yok mu onu ortaya koyabilmek için de 24 saat süreyle üzerlerinde bulunan ritim holter dediğimiz bir aygıtla hastalarımızı 24 saat süreyle kalp ritmindeki bozukluk açısından da değerlendiriyoruz. Bunun yanı sıra yani her yaş grubunda inmeye zemin hazırlayan faktörler farklıdır. Eğer bu hastalar gençse bu hastalarda mutlaka romatolojik nedenleri, kalp pıhtılaşma bozuklukları gibi diğer faktörlerin de ortaya konulması lazım. Yani inme geçirmiş bir hasta aslında servise ya da yoğun bakıma acil servis aşaması bittikten sonra çok detaylı olarak değerlendirilir. İnmenin nedeni belirlenir ve nedene yönelik olarak tedaviler başlanır. Her hastada mesela diyelim ki hastanın boyun damarında, şah damarında bir ileri derecede darlık ya da tıkanıklık inmeye zemin hazırladıysa bir darlık durumunda işte oraya bir cerrahi tedavi yapılarak o bölgedeki, şöyle bir bölgedeki aterosklerotik plak çıkartılır ya da hastanın özelliğine göre o bölgeye bir stent de takılabilir. Ama eğer neden kalpten kaynaklanan bir pıhtıysa da burada daha çok kalp kaynaklı tablolarda kan sulandırıcı ilaçlar kullanarak oradaki pıhtıyı eritmeye yoluna gidiyoruz. Hocam az önce anjiyodan bahsettiniz değil mi? Evet. Evet anjiyodan. Tamam hocam. Peki hocam inme gerçekleşti. Sonrasında bir tedavi süreci. Fizik tedavi bunun en öne çıkan yönlerinden bir tanesi. Ne zaman başlıyor? Nasıl devam ediyor? Şimdi aslında hastanın nörolojik ve sistemik durum stabil olduktan sonraki en erken dönemde fizik tedaviye başlanması gerekir. Yani burada hastanın nörolojik ve sistemik durumunun stabilizasyonundan kastım şu. Hastanın tansiyonu, nabzı, solunum sayısı gibi sistemik faktörlerin yanı sıra nörolojik tablosu da stabil olduktan sonra. Çünkü eğer bunlar stabil olmazsa fizik tedavi bazen hastalarımızda kötüleşmeye neden olabilir. Ayağı kaldırdığımız zaman tansiyon düşebilir. Kalp sayısında artışlarla, ritimde bozukluklarla karşılaşabiliriz. Eğer bunlar stabilize olduysa ilk günden itibaren fizik tedavi başlanabilir ki bu yani aktif fizik tedaviden ziyade yatak içi egzersizler tarzında başlar. Hastanın biraz daha genel durumu ve nörolojik durumu toparlandıktan sonra da kliniklerde yatarken, nörolojik kliniklerinde yatarken de fizyoterapist arkadaşlarımızdan yardım alıyoruz fizik tedavi bölümünden de. Yatarken de bu hastalarımıza fizik tedavi nöroloji yataklarında başlanıyor. Ama tabii ki bundan sonraki hedef tam düzelme sağlanamayan hastalarda olabildiğince bu hastaları hedefimiz fizik tedavi ve rehabilitasyon ünitelerine taburcu ederek tedavilerinin burada sürdürülmesi yönünde. Şimdi bizim hastalarımızın bir bölümü nöroloji servislerinde yatarken de hızlı bir şekilde düzeliyorlar ve fizik tedavi ihtiyacı olmadan da yani klinikte uygulanmış olan tedaviyle de taburcu edebiliyoruz ama bazı hastalarımızda da ciddi kuvvet kayıpları ortaya çıkabiliyor. Koldaki, bacaktaki güçsüzlükler, yutma ve konuşma problemleri.
devam edebiliyor. O nedenle bu grup hastanın da hedefimiz her zaman fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezlerinde yatarak izlenmesi. Bir de fizik tedavi denilmişken şunu vurgulamak isterim. Fizik tedavi sadece işte kol bacaktaki güçsüzlüğe, felç semptomlarına yönelik uygulanmıyor. Mesela konuşma terapisi de bu hastalarımızda konuşma problemi ortaya çıktığı için konuşma terapisi dediğimiz bir tedavi yöntemimiz olduğu gibi bu hastalarımızın bir bölümünde de ciddi yutma problemleriyle karşılaşıyoruz. Yutma problemi önemli sorunlardan bir tanesidir ve hastaları eve göndermekte yutma problemi mevcutken belirgin derecede zorluk çekiyoruz. Bu beslenmeyi direkt olarak etkiler. Eğer hastada bir yutma problemi varsa, bu hastaların özellikle de sıvıları yutma ile ilgili ciddi sorunları olur. O nedenle hastaları taburcu etmeden yutmalarını mutlaka değerlendiriyoruz. Eğer yutma ile ilgili bir sorun varsa kısa süreli olarak burundan mideye uzatılan nazogastrik tüplerle bu hastaları besliyoruz. Ama bunun da bir takım tedavileri ve egzersizleri var. Yani fizik tedavi dediğimiz zaman sadece kol bacaktaki güçsüzlüğe yönelik tedavi olarak algılamayalım. Burada bir konuşma terapisi ve bunun yanı sıra yutma terapisinin de devreye girdiğini söyleyebiliriz. Hocam galiba inmenin etkisi az olunca fizik tedavi daha çok işe yarıyor. Peki başarıyla ilgili ne kadar mesela başarılı olabiliyor, ne kadar işe yarıyor fizik tedavi? Bununla ilgili bir şey söyleyebilir miyiz? Söyleyebiliriz. Aslında çok başarılı oluyor. Burada bir süre var. Yani erken dönemde fizik tedaviye başlanan hastalarda ilk 3-6 aylık süreç içerisinde hızlı düzelmelerle karşılaşıyoruz. Burada belirleyici faktör dediğin nedir diye sorarsanız, burada belirleyici faktör inmenin etkilediği beyin bölgesinin yanı sıra o bölgedeki lezyonun boyutu önemlidir. Hem bölgenin lokalizasyonu, hangi bölge etkilendi. Bazen mesela motor alanın uzağındaki bölgeler etkilendiğinde hastalarımızın birçoğunda öyle bir güçsüzlükle karşılaşmayız. Hem lezyonun lokalizasyonu hem de boyutunun burada önemli olduğunu söyleyebiliriz. Her hastaya göre değişkenlik gösterebilir ama fizik tedaviye erken başlanan hastalarda düzelme şansının çok yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Bu düzelme ilk 3 ile 6 aylık süreç içerisinde çok yüksektir. O dönemde hastalarımızda çok hızlı bir düzelme görüyoruz. Kol bacak güçsüzlüğü açısından bir yıla kadar bu uzayabilir. Bazı hastalarımızda da konuşma problemleri, bu afazi dediğimiz tablo, bu hastaların konuşmalarıyla ilgili problemleri olduğu gibi aynı şekilde anlamayla da ilgili sorunları olabilir. Bu hastalara yönelik uygulanan tedavilerde de ilk 6 aylık süreç içerisinde, ilk 3-6 ay bizim için çok kıymetli. Ondan sonra düzelme biraz azalabilir. O nedenle de bu ilk 6 aylık, özellikle de ilk 3 aylık süreyi iyi kullanmak lazım. Peki biraz belirti kalıyor mu yoksa tamamen ortadan kaldırmak mümkün mü? Yani bazı hastalarımızda ciddi belirtiler de kalabiliyor. Yani burada herkes düzelecek diye bir şey yok. Bizim hedefimiz olabildiğince yani hastaların günlük yaşam aktivitelerinde bağımsız olmalarını sağlamak fizik tedavide. Tamamen eski yaşam standartlarına dönebilen hastalarımız olduğu gibi bir miktar engellilik ve özürlülükle taburcu ettiğimiz hastalarımız da olabiliyor. Bir bölüm hastada ise maalesef hiçbir düzelmeyle karşılaşmadığımız da oluyor. Anladım hocam. Hocam şimdi vakit hızlı geçiyor. Anlatacak da çok şey var tabii. 9 dakikamız var. Bunu da belirteyim. Taburcu olduğu bir inme hastası sonrası neler yapmalı? Nelere dikkat etmesi lazım? Şimdi hasta taburcu ettikten sonra biz zaten ilaçlarının düzenli kullanmasını öneriyoruz. Ama baktığımız zaman bazen ev ortamında bu hastanede uygulanan tedavilerin yanı sıra alınan önlemlerin de biraz gevşetildiğini görüyoruz. Burada en önemli noktalardan bir tanesi tedaviye uyum sağlanması. Yani eve gittiğimde tansiyon ilacını, şeker ilacını, kolesterol ilacını, özellikle kan sulandırıcı ilacını düzenli bir şekilde kullanmasının önemini vurguluyoruz. Hastanede biz hastalarımıza diyet beslenme öneriyoruz ve orada diyet gıdalarla hastalarımız besleniyorlar ama eve gittiklerinde çoğunlukla bu diyetlerin bozulduğunu görüyoruz. Ev ortamında diyete özen gösterilmeli. Bir de bazı şeyleri de atlamamak lazım. Mesela hastanede biz hastalarımızın günde sık aralıklarla en az 2 saatte bir tansiyonlarını ölçerken hastaneden taburcu ettikten sonra kendilerini de en az günde birkaç kez sabah ya da akşam tansiyonlarını ölçmelerini, bunları kayıt altına almalarını ve kontrole geldiklerinde de bu kayıtları getirip hekimlerine göstermelerinin önemini vurguluyoruz. Aynı şey kan şekeri için de geçerli. Yani bu parametreleri biraz taburculuktan sonra ev ortamında da kontrol altında tutmak lazım. Ama en çok karşılaştığımız sorunlardan bir tanesinin
diyet ve beslenme önerilerine uyulmaması olduğunu görüyoruz. Biz hastanede bu hastalığı az tuzlu diyetle besliyoruz ama çoğunlukla eve gidildiğinde bu yaklaşımlara uyulmadığını ve normal tuzla beslendiklerini görüyoruz. Normal miktarda tuzla. Bu da hem tansiyonu arttırıyor hem belirgin bir risk faktörü olduğunu söylemiştim. Maalesef biz çok tuz tüketen bir toplumuz. Bunlar devreye giriyor. Ev ortamında da aslında hastanede başlanmış olan önlemlerin evde de sıkı bir şekilde uygulanmasının gerekli olduğunu söyleyebilirim. Yani inme, işte hastaneye yattım, tedavi oldum, düzeldim. Düzelen hasta da çok oluyor tabii. Her şeye kaldığım yerden devam edeyim değil. Başladığınız, yani inme tedavisinin başlandıktan sonraki aşamaların aynı hastanedeymiş gibi devam ettirilmesi lazım. Düzelmiş olmak, yani bu alınmış olan önlemlerin gevşetilmesi anlamına gelmiyor. Mutlaka hastalarda, hastanede başlanmış olan tüm yaklaşımlara hem tedavi olsun hem yaşam tarzı değişikliğinde olsun uyulmasının da gerekli olduğunu söyleyebiliriz. Yani hem ilaç, hem beslenme, hem diyet, hem hareket, egzersiz noktası. Evet, hareket, egzersiz çok önemli. Onu da vurgulayalım olmazsa. Yani buyurun. Şimdi tabii herkesin engellilik ve özürlülük oranına göre yapabileceği egzersizler var. Bazı hastalarımız dediğim gibi gerçekten düzeliyorlar. İşte 30-45 dakikalık yürüyüşlerin önemli olduğunu söylüyoruz. Bazı hastalarımızda yani bir işte walker diye ifade ettiğimiz ya da bastonla mobilizasyonları sağlanabilir. Bu hastalarımızın da en azından ev içinde hareketli olmalarını, mesela koridoru 2-3 kez, 2-3 saatte bir yürümelerini, olabildiğince desteksiz lavaboya, mutfağa, ev içindeki odalara gitmelerini öneriyoruz. Bunlar da birer aktivitedir. Bir de taburcu ettiğimiz hastaların hiçbir zaman eve gittiklerinde yatmalarını önermiyoruz. Mutlaka sabah kalksınlar, bir koltuğa otursunlar. Televizyon seyretmenin önemli olduğunu düşünür, günlük hayattan, aktivitelerden kopmasınlar. Onların kognitif olarak, bilinçsel olarak da aktif olmalarını sağlar. Yani yatalak bir durumda, işte kolları, bacakları güçsüz olsa bile bir hasta yakınının aracılığıyla koltuğa oturmaları, sırtlarını dik tutmaları, bunlar hepsi önemli şeyler. Beslenmede de önemli. Dik oturur pozisyonda beslenmeleri, akciğer fonksiyonlarının geliştirilmesi açısından bu oturduğumuz pozisyon mesela kıymetlidir. Hiçbir zaman yatalak hale gelmesinler. Çünkü yatalak hale gelindiğinde de bu sefer başka sorunlar ortaya çıkar. Mesela yatak yarılarının açılması gibi. Bu önemli sorunlardan bir tanesi. Bizim aspirasyon pnömonisi dediğimiz beslenirken sıvı gıdaların genize ya da akciğere kaçması, gene pnömoni dediğimiz zatüre tablosunun gelişmesine zemin hazırlayabilir. Ama burada önemli noktalardan bir tanesi de hastalarımızın düşme riskinin çok yüksek olduğunu söylememiz gerekir. Burada hasta yakınlarına ve bakım verenlere büyük iş düşüyor. Bir dönem mutlaka onların yanında yürürken bulunmaları gerekiyor. Düşmeler kırıklara neden olabiliyor. Bu hastalarımızın denge problemi olduğu için mutlaka bu hastalarda, yani düşmelerin engellenmesinin önemli olduğunu söyleyebiliriz. Yani oldukça dikkat gerektiren hassas bir süreç. Evet, hastanedeki tedavinin, o korumanın devam etmesi gereken bir zaman. Evet, aynı şekilde daha hatta özenli bir şekilde devam etmesi. Anladım. Hatta bunun artık bir yaşam biçimi haline gelmesi lazım. Yani bu beslenmenin, fiziksel aktivitenin, bu egzersizlerin hepsi aslında bundan sonraki yaşamlarında bir yaşam biçimi olarak devam etmeli. Evet, hayatın bir parçası olması lazım. Hocam 3-4 dakikam kaldı. Şimdi şunu sorayım. Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği bu konuda neler yapıyor? Amaç nedir mesela derneğin? Bu yöndeki amacı ve elde ettiği kazanımlar nelerdir? Derneğin aslında temel amacı her zaman inme konusunda toplumun bilgilendirilmesi. Biz bunu hedefliyoruz. Burada aslında iki tür yaklaşımımız oluyor. Bunlardan bir tanesi, yani kendi üyelerimizi, hekim üyelerimizi bilgilendirmek konusunda eğitim faaliyetleri yapmak. Bunlar kongreler, sempozyumlar, çalıştaylar, son zamanlarda bu web üstünden olan webinarlar tarzında. Yani inme konusundaki güncel gelişmeleri meslektaşlarımızla paylaşmak konusunda, akademik çalışma yürüttüğümüz gibi halkı bilgilendirmek konusunda da faaliyetlerimiz var. Yani
Mesela sizin programları, bu program bir halkın, toplumun açısından da bir bilgilendirme faaliyeti oluyor. Yine medya aracılığıyla bilgilendirme faaliyetlerimizi sürdürerek toplumun bilgilendirilmesi aşamasında bir faaliyet yürütüyoruz. Yine Sağlık Bakanlığı'na da bu konuda destek olmaya çalışıyoruz. Başta söylediğim gibi inmenin ülkenin her bölgesinde etkin bir şekilde uygulanıyor hale gelmişse temel hedeflerimizden bir tanesi. O nedenle de meslektaşlarımızla da ülkenin her bölgesinde çalışan meslektaşlarımızla da bir iletişim halindeyiz. Güncel gelişimleri, tedavi protokollerini onlarla paylaşıyoruz. Burada tabii ki temel hedef toplumda farkındalığı arttırmanın yanı sıra ülkedeki inme sayısının olabildiğince azaltılması. Temel hedeflerimiz bu. Sağlık Bakanlığı'nda da bu aşamada koordineli olarak çalışıyoruz. Hocam biz de sayenizde bilmediğimiz ya da yanlış bildiklerimizi doğru bir şekilde öğrendik vaktimizin yettiği kadar. Son bir sorum olacak. İnme konusunda tedavi yöntemleri ya da öncesindeki önleyici tedbirler noktasında son yıllarda tıp alanında önemli gelişmeler yaşandı mı? Büyük bir ilerleme kaydedilebildi mi? Evet, çok büyük ilerlemeler kaydedildi. Aslında özellikle son 10 yıl içerisinde, bundan önce sadece işte hani inme geçirildikten sonra daha çok risk faktörleri üzerinden tedavi yaklaşımları uygulanırken, son yıllarda, son 15 yıllık süreç içerisinde tüm dünyada aslında inme konusunda tedavide çok etkin yaklaşımlar olduğunu söyleyebiliriz. Bu söylediğim, yani damar açıcı tedaviler aslında inmede çığır açmış tedavilerdir. Bunların başarı şansı oldukça yüksektir. %40'lar oranında damardan verilen anjiyo aracılığıyla yapılan tedavilerde ise %60'lara 70'lere kadar varan bir başarı oranı olduğunu görüyoruz. Bu büyük bir başarı. O nedenle de eskiye oranla böyle özürlü olarak taburcu ettiğimiz hasta oranlarında belirgin bir azalma olduğunu söyleyebiliriz. Ama şunu da vurgulamak lazım. Tabii bu tedavilerin hepsinden de tüm hastalarımız faydalanmıyorlar. Burada bir takım oranlar var. Bizim hedefimiz olabildiğince güncel gelişmeleri takip ederek bu oranları dünya standartlarında yakalamak. Hocam çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği olarak da size teşekkür ediyoruz. Bize bu imkanı sağladığınız için. Estağfurullah hocam. Vakit ayırdınız, anlattınız. Önemli bir konuydu. Hepimiz etkileyecek bir konu, etkileme ihtimali olan bir konu. Biraz aydınlanabildik vaktimiz yettiği kadar. Başka programda tekrar görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Teşekkürler. Çok sağ olun hocam. Sayın seyirciler, konuğumuz Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği'nden Profesör Doktor Bijan Nazlıel'di. Aynı zamanda Gazi Üniversitesi'nde Tıp Fakültesi ve Nöroloji Bölümünde, Tıp Fakültesi Nöroloji Bölümünde bir hocamız. Bir diğer konuğumuzsa Başkent Üniversitesi'nden Profesör Doktor Ufuk Can'dı. İki hocamızla birlikte inmeyi konuştuk. Belirtileri, nedenleri, tetikleyici unsurlar, önleyici tedbirler, tedavi yöntemleri. Güzel, faydalı bir program oldu. Bugün 10 Mayıs Dünya İnme Farkındalık Günü. Umarız bir nebze olsun o farkındalığı artırabilmişizdir. Sayın seyirciler, şimdi bir detayı paylaşayım. Ardından vedamızı edeceğiz. Programın sonuna geldiğimizi söyleyelim. İşsizlik rakamları paylaşıldı. Onları ben de size aktarmak istiyorum. Mart ayının işsizlik verileri. Hatta altta da alt yazıda görüyorsunuz değerli seyirciler. Bir diğer yazıda haberde. Türkiye'de işsizlik Mart'ta bir önceki aya göre %0,1 puan azaldı ve %13,1 oldu. Alttaki detayda da belirttiğimiz gibi. Mart ayında bir önceki aya göre 0,1'lik bir düşüş var. %13,1 işsizlik oranımız. TÜİK'e başvuran resmi rakamlar. Bir de TÜİK'e başvurmayan ya da iş aramaktan vazgeçenler de var. Onlarla birlikte sayı biraz daha artıyor. Bu da paylaşacağımız son detay olsun. Programda emeği geçen herkes adına hepinize güzel bir gün ve hafta diliyorum. Yarın sabah yine burada olacağız saat tam 7'de. Güzel bir sabah uyanmayı temenni ediyoruz. Ne konuşacağız, ne anlatacağız bilmiyoruz ama dileğimiz size güzel haberleri aktarabilmek. Salgında tablonun biraz daha iyiye doğru evrilebilmesi, umut veren gelişmelerin yaşanabilmesi. Bütün temennimiz bu. Sağlıkla ve huzurla kalın. Sabah 7'de tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.